Rusya'dan Vyshinsky'nin yardım talebine yanıt. Her zaman vatandaşlarımıza yardım ederiz. Ukrayna'da tutuklanan RIA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vyshinsky'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yardım talebine Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Artyom Kojin, Moskova'nın vatandaşlarına her zaman yardım ettiğini söyledi. Ukrayna'da mesleki faaliyetleri nedeniyle vatan hainliğiyle suçlanarak 2 ay hapse mahkum edilen RIA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vyshinsky, serbest bırakılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım talebinde bulundu. Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Kojin, Rusya vatandaşlarına her zaman yardım eder, bilindiği gibi yurttaşlarımızı bırakmayız, doğal olarak, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde hareket edeceğiz, dedi. Basın mensuplarına karşı bu tutumun üzücü ve şaşırtıcı olduğunu belirten Kojin, uluslararası toplumun olaya tepki göstermesini beklediklerini söyledi. 15 Mayıs'ta RIA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi, SBU, üyeleri, Vyshinsky'yi gözaltına almış ve evinde arama yapmıştı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vyshinsky, Doğu Ukrayna'da Rusya yanlılarının kurduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti, DPR, ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne, LPR, destek olmak ve vatan hainliğiyle suçlanmıştı. Vyshinsky, 17 Mayıs'ta Herson Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 2 ay hapse mahkum edilmişti. Rusya Dışişleri Kiev'in RIA Novosti'ye karşı eylemlerini, yasa dışı, olarak nitelemiş. Ayrıca Rusya Büyükelçiliği Ukrayna Dışişleri'ne ülkedeki medya çalışanlarına yönelik şiddeti durdurması çağrısı yaptığı iki protesto notası göndermişti.